geldiniz. Kırım Başkanı Cekay Kılıç, Sayın Valim hoş geldiniz. Ağalar İçemiye Tanrı Vekili Komiser Ali Yazan, Sayın Valim hoş geldiniz. Ooo Mansur. Canım hoş geldin. Sen de hoş geldin. Niye? Sağ ol canım. Teyzem gelmedi herhalde. Hadi. Nurcan Hanım da geldi. Merhabalar. Memleketine geldim. Tanıştık. Merhaba çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizi görünce ben de çok iyi oldum. Köyümüzde, yani lisemizde böyle bir devlet anılımının çıkmasından dolayı biz ziyadesiyle mutlu olduk. Kendisine bundan sonraki görevlerinde daha çok başarılı olmasını temenni ediyoruz. İyi ki varsın, varız diyoruz. Vatanını, milletini böylesine seven bir insanın burada çıkması bize ayrıca mutlu etmektedir ve bu programın da bütün burada bulunan çocuklarımıza örnek olmasını, çünkü içlerinde çok zeki öğrencilerimiz var, bunu da biliyoruz. Ve valimizi de örnek almalarını, kitabı güzel okumalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın valim, iyi ki varsınız diyorum. Burada eğitimci yazar Mansur Işıkkol'un yazmış olduğu bu kitapta da çok ifade ettiğini düşünüyorum. Çok akıcı, sade, yalın. Her kesimin anlayabileceği ve her kesimin ders çıkarabileceği bir kitap. Sözü fazla uzatmadan kitabın kahramanı Sayın Valimiz Doktor Ermet Yılmaz'a sözü bırakmak istiyorum. Sayın Valimiz, misafirimize geldiğinde daha yaşı çok küçüktü, 5-6 yaşındaydı. Biz onu bir anne şefkati, baba şefkati yapacakladı. Çok büyük mücadeleler verdi, üstelik çıkınca. Önüne çıkan engellere çok büyük bir şefkati anlattı. Yüksel boş itibari oldu. Ve Sayın Valimiz, gittiği yerlerde, valilik yaptığı yerlerde çok sevilen birisi, herkesin yardımına koşan, onları doğru gözleyen, o kanat gelen biri olarak ben ilkokul öğretmeni, Züha Yıllar olarak Sayın Valim'in önünde başımı önmeye ediyorum. Sayın Valim. İnşallah akvarenli, kıymetli öğrencilerimiz de bu eseri okuyacaktır. Bu eserden çıkan bir başarı öyküsü var. Bu başarı öyküsünü inşallah onlar da kendilerine örnek alacaktır. Karadağımızda çok güzel insanlar çıktı. Bu güzel insanlardan biri de Erdiç Beyoğlu. Her zaman soruyoruz, diyoruz ki bu vali nereli, şu vali nereli, ne mutlu ki bir de Karadağlı valimiz oldu. Biz de gurur duyuyoruz. Kitabı ben fazla anlatmayacağım. Kitabın içini anlatmayacağım. Kitabın içini hepiniz okuyacaksınız. Sevgili öğrenciler, başarının sırrı çalışma. Eğer bir insanın içinde bir özellik, bir güzellik varsa onun önünü hiç kimse kesemez. Şu kitap oturmayla yazılmaz. Yaz deyince yazılmaz. Bugünü iyi değerlendirin, zamanı iyi değerlendirin. Zamanı iyi değerlendirirseniz yarın bir şey daha vatandaş olarak söylüyorum. Türk vatandaşı, bir öğretmen, bir yazar. Bu ülkeye iyi sahip çıkın. Bu ülkeye iyi sahip çıkın. Birbirinizi sevme, birbirinize sarılın. Ben dünyada gidiyorum bak defalarca seviyorum. Türkiye'nin aleyhinde olmayan hiçbir ülke görmedim. Ben şimdi aramızda bu kitabın kahramanı olan Sayın Valimizi davet ediyorum ben. Çocuklarımızın şunu görmesi lazım. Biz buralardan devletin en üst kademelerine kadar gelebiliriz.
sevgili öğrencilerimiz, değerli hanım, şunu biliyorsunuz diye valinin üstü devlette yok. Bakanlık ve cumhurbaşkanlığı. Yani istisnai bir kadrodur ve üstü bakan ve cumhurbaşkanı. Bulunduğu ilde Sayın Cumhurbaşkanımız adına iş yapar, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil eder. Bütün bakanlıkların ayrı ayrı temsilcisidir ve bütün bakanlıkların uygulamalarını valinin emri, talimatları ve koordinasyonunda gerçekleştirilir. Demek istediğim şu, çok üst bir gören, hamdolsun bu topraklardan, Koroslardan buralara gelmek, Atatürk'ün kurduğu bu devletin Anadolu çocuklarına verdiği önemli göstermesi açısından çok değerli buluyorum. Bizler de en yüksek makamlara gelebiliyoruz. Ama bunun yolu ve yöntemi disiplinli olacağız, çok çalışacağız. En büyük çileyi de aslında rahmetli babam çekti. Allah mekanını cennet etsin. O oğlum dedi, sen yeter oku dedi. Çekerimi satarım, yine okurum. O Anadolu ifanı, Anadolu insanı kadar aydın. Mansur Hoca söyledi ya, başka hiçbir yerde bulunamaz. Vefakar, çilekeş insanların memleketidir Anadolu. Şimdi tercihleri yapacağız. O zaman da bilimcilere yaklaşık 30 puan falan puan ekleniyor. Ben garantilemek istiyorum. Yani öğretmen değil de bitirdiğinde direkt atanıyorum. Tarihi de çok seviyorum. Yani tarih dersini. Ben dedim ki bu kaymakam olma sevdasından vazgeçerim. Ben birinci tercihime Gazi Üniversitesi tarih öğretmenliği yazdım. Ama Ankara'da okumak istiyorum. Son tercihlerimi kontrol ettim. İdariye teslim edeceğim. Ayşe Koçak öğretmenlikte kız kardeşi var. Buradan üstüne binecekler, gelmişler. Ben de tercihleri son bir kontrol ettim. Birinci tercih, Gazi Üniversitesi tarih öğretmeni. Bana dedi ki öğretmen, kardeş dedi, niye sen geç kaldın? Ben de dedim ki, işte hocam ben tercihlerimi yaptım, onları bir son kontrol ettim, teslim edeceğim. Dedi ki, bir bakabilir miyim? Bak, bana dedi ki, sanki içim okudu, kendi de hayatta işte. Ya derdim ki, ben ama teşekkür etmesini bekliyorum. Kendi mesleği ya, tarih öğretmenler. Senden dedi, iyi kaymakam oldu. Ya tüylerim diken diken oldu. Allah Allah, içimde beynim okudu sanki. Tamam hocam dedi, değiştirelim. Ya sen bilirsin ama dedi, bence de değiştirelim. Değiştirdim. Gazi Üniversitesi üçüncü tercihimizi biz üçüncü tercihi kazandık. Ama ben o öğretmenimi hiç unutmadım. Güzel öğretmenimi hiç unutmadım. Öğretmenler asla unutulmaz. Ben bu kitabı gençlerimize, çocuklarımıza faydalı olacağını inanıyorum. Burada kendilerinden çok şey bulacaklarına inanıyorum. Ben bu Torosların temiz yürekli çocuklarının gelecekte ülkeyi yönetmelerini en iyi noktalarına olmalarını arz ediyorum. Dediğim gibi bizim bu okullar olmasaydı gidemezdik. İyi ki bu okullar vardı. İyi ki buralara geldik. İyi ki bizim anamız, babamız bize bu yolu açtı. Öğretmenlerimiz bu yolu açtı. Ben sevgili öğrencilerimizin gerçekten güzel işler başaracağına inanıyorum. Her zaman hayallerimizi yüksek tutalım. İdeallerimiz, hedeflerimiz büyük olsun. Büyük ve güçlü bir devletin çocuklarıyız. Türk İslam medeniyeti gibi büyük, kadim bir medeniyetin çocuklarıyız. Allah bu devleti her daim var etsin. Bu devletin varisi olma şerefini de bana veren bu devlete Cenab-ı Allah her daim layık eylesin. Allah bizi güzel işler başarmayı hep nasip etsin. Güzel köyümün,
güzel yurdumun çocukları hep okusunlar, hep güzel yerler olsunlar. Dediğim gibi heyecanları hiç bitmesin, hedefleri, idealleri hiç bitmesin. Allah yollarını açık etsin ve bir kez daha bu ortamı hazırlayan Mansur Hocama çok teşekkür ediyorum. Okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buralara kadar gelen bütün herkese, basınımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, size de çok teşekkürler. Valla sizlerle olmak çok güzel ama sizlerin zamanını da çok almayalım. Derslerinizden sizleri koymayalım. Çocuklar, çok çalışacak mıyız? Evet! Söz mü? Mansur Hocam bunu organize etti. Okulumuz ve Mansur Hocam beni davet ettiler. Ben bu sınıflarda okudum. Tabii bizim okuduğumuz şartlarla bugünkü şartlar gerçekten çok farklı. Çok daha iyi şartlarda çocuklarımız okuyor. Bu Torosların çocukları hep okusun inşallah. Tabii duygulanmama geldi değil. İnsan çok güzel bir duygu yaşıyor. Allah bize böyle bir duyguyu nasip ettiği için ne kadar şükretsek az. Bütün o okul yıllarım, öğretmenim, öğretmenlerim, sınavlar, anılarımız, hepsini şu anda bir film şeridi gibi tabii hatırlıyorum. Gözümün önünden geçiyor ve gerçekten duygulanıyorum. Allah'a hamdolsun bize bu duyguları yaşattı. Ben bu okuldan daha nice çocuklarımızın en güzel makamlarda bu büyük devlete hizmet etmesini diliyorum. Bu da vesile olan bütün arkadaşlarıma, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.